İşte 6-8 Ekim'e ilişkin yalanlar ve gerçekler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Demirtaş kararında HDP'nin 6-8 Ekim Kobani protestolarında hiçbir sorumluluğunun olmadığına karar verdi. Ancak AKP iktidarı, bizzat sorumlusu olduğu Kobani protestoları üzerinden kara propagandaya devam ediyor. HDP halkı sokağa döktü, şiddete teşvik etti. Yalan. Gerçek. HDP'nin çağrısı barışçıl bir protesto çağrısıydı. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yüz binler HDP'nin çağrısından önce IŞİD karşıtı protestolara başlamıştı. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumlar ardı ardına acil çağrılarda bulundu. HDP yöneticileri olayları kışkırttı. Yalan. Gerçek. 7-8 Ekim boyunca İdris Baluken ve Sırrı Süreyya Önder, dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın makamında kendisiyle birlikte uzun saatler çalışma yürüttü. Bu çalışmalar sırasında bakan, "Bizim kontrol edemediğimiz güvenlik güçleri var" ifadesini kullandı. Efkan Ala o dönemde ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? "Bizim kontrol edemediğimiz güvenlik güçleri var" dedi. Soruyorum sizlere, kim diyor o kontrol edilemeyen güvenlik güçleri? Hiç sormayı düşündünüz mü? Bu meclis sormayı düşündü mü? İktidar 6-8 Ekim'de yaşananların takipçisi oldu. Sorumlular yargılandı. Yalan. Gerçek. İktidarın adeta siyasi şova dönüştürdüğü tek bir dava dışındaki davaların akıbeti bilinmiyor. Güvenlik güçlerinin sorumlu olduğu ölümlerin ise üzeri örtüldü. Tüm bu yalanlar 6 yıl boyunca seçim meydanlarında söylendi. Peki sonra ne oldu? AKP iktidarı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını tanımadı. Yetmedi, 6 yıl beklettiği dosyayı raftan indirdi ve talimatla Kobani iddianamesi hazırlattı. Akıldan, gerçeklikten, hukuktan uzak 3530 sayfalık iddianame yalanlar, çelişkiler ve iftiralarla dolu. Kobani davası hukuki değil, siyasidir.